Millete devlet, devleti millet yapar diyen Profesör Doktor Naci Bostancı, siyasetin tarihçesinden bahsederek mezhep ve kimlik konusuna değindi. Dramatikleştikçe kimlik meselelerine ilişkin o çatışmacı ortam güçlendikçe, insanlar beyincikleriyle düşünmeye ve insiyatla davranmaya başlarlar. Ötekiler düşman haline gelir. Balkanları düşünün, Suriye'yi düşünün, Irak'ı düşünün. Bazen insan, birisi nasıl canlı bomba olur diye düşünür. Canlı bomba olmak, bedenine bağlıyorsun dinamitleri, bombaları, gidip kendini patlatıyorsun. İnsan yapabilir mi? Normalde yapamaz. Ama öyle toplumsal ve politik şartlar oluşur ki insan bunu kendisi yapar. Terör olaylarını direkt ölüm olarak düşünenlerin beyincikleriyle düşündüğünü belirten Profesör Doktor Bostancı, Türkiye'nin sınır komşularında yaşanan mezhep ayrılıklarına dikkat çekti. Çözüm süreci işte sakin, soğukkanlı, beyincikle değil beyinle, akılla bu işleri konuşmak, müzakere etmek ve bu ülkede insanların birlikte yaşayabileceği şartları oluşturmak iddiasıyla, yaklaşımıyla yaşanmaya çalışan bir süreçtir. Zaten iki yol var. Ya dövüşürsün ya barışırsın. Dövüşmek de bir çözüm müdür? Doğru, çözümdür. Dövüşürsün, ölürsün, öldürürsün. Sonuçta ne olur? Orası da tuhaf. Barışırsan bir arada yaşama şansın olur. Bu iş sadece bizim işimiz değil, bütün ulus devletlerin başındaki bir iş. Çünkü modern dünya içerisinde ulus devletlerin demokrasi ve özgürlüklerin bu ölçüde egemen olduğu bir dünyada bu işe bir cevap vermek.